26 maçta bir galibiyet, iki beraberlik, 9 mağlubiyet olan bir takım nasıl başarılı olur? Yok öyle değil. O home maçlarından bahsediyor. Bu bütün maçlar. Yok yok. Ayrı ayrı yazılmıştır. Ya yani table'dan okur. 16 puan var orada. 5 maç 28 maçta evet doğru söylüyorsun. 5 galibiyet, 3 beraberlik. Tamam. Bakın 20 mağlubiyet söz konusu. Şimdi bu takım reali eğer bakarsanız 3'te tabii 2. Şimdi iki. Rakamları doğru vermezseniz bilgiyi doğru vermezsiniz. Tamam başkan ama şimdi rakamlara bakıyoruz. Hayır bakın 3'te 2. Yani şöyle ki 2 maç mağlup 1 maç puan alan bir takım var. Yani beraberlik yahut galibiyet fark etmiyor. 2 maç mağlup oluyor, 1 maç puan alıyor. Ya berabere kalıyor ya galip geliyor. Bu yeterli değil. Ama başkan şöyle bir olay söz konusu bakın. 21. sıradaki Barkingside and 22. sıradaki Evit 28 maçta ikisi de 28 tane maç oynamış ve 22 puanda bir tanesi Barkingside 18. 18 puanda. Bakın bu avantaj. Bu çok büyük bir avantaj. Yani sizin eğer 6 puan aldığınızı düşünürsek eğer doğru. Siz zaten Barkingside'ın ve Evit'in çoktan üstünde olacaksınız. Tamam. Zaten sizin yani. Sevgili Murat zaten benim telefonuma da yazdığım bir şey var. Ben 3 tane takım koydum düşer. Çünkü kulüplerin içine kadar olan bütün problemleri araştırdım. Ve bir telefon da edelim kulüplere. Duyduğumda bir problemi. Barkingside gidicidir. Yani hem parasal olarak dardadır Barkingside. Hem de kulüp içinde bazı problemler var. Oyuncular para da ödenemiyor. Hatta kendi kartlarını, paralarını kendileri öder. Çünkü suspend olup da futbol oynamamaları için. Yani burada FA'de böyle bir kural da vardır. Çünkü suspendsen suspendsin. Kulüp öderse öder. Başka takıma gitsen bile dahi suspendsin. O para ödenecek. Ve futbolcular kendi cezalarını kendileri ödüyor. Barking bence kesin gider. Gider diyorsunuz. Bunun başka açıklaması yok. Erit puanı fazla olmasına rağmen Erit de gider. Bununla ilgili Bournemouth Town'u aşağıya düşürmesi lazım. Bolton Forest ve Wear'ın ki bunların üzerine çıkıp bu ligde kalabilsinler. Benim gördüklerim o. Sevgili Esin Bey'de şimdi son iki maçı alalım. Evet. Bolton Forest'in 2-1 galibiz. Rakibe göre çok iyi futbol oynuyoruz. Maçın bitimine 10 dakika var. Hakemin bir hatası var. Ve o hata bize gol yediriyor. Maçın bitimine 10 dakika kala. Ve orada maçın 2-2 olmasından dolayı bir moral düşüklüğü, rakibin bir havaya girişi var. Ve o dönemde 3-2 maçı kaybediyoruz. 10 dakikada 2 gol yiyoruz. Ve maçı 3-2 kaybediyoruz. Orada 3 puan gitti. Hemen arkasına oynadığımız Chesant maçında da hemen arkasına dediğimde tam 7 hafta sonra 7 hafta maç yapamadık. 7 hafta sonra oynadığımız maçta da Chesant karşısında 90+2'ye 1-0 önde giriyoruz. Son dakika gol yiyoruz. 2 puan da orada yitiriyoruz. Ama sevgili başkanım 3-2 daha 3-2 daha 5. Görüntülerde de var bir iki pozisyon. Bilmem izleyicilerimiz gördüyse onları. Manga'ya atılan topu Manga Fischer'e kesemedi. Tamam. Şimdi 5 puan eğer ki 5 puan kesilseydi %100'lük gol pozisyonları vardı. Tamam. Bu pozisyonlar dönmesi lazımdı. Yani Manga bu kadar pozisyon arkadaşlar, elimizdeki kalite o. Bu hafta da olacak. Haftaya da harcayacak. Bir hafta sonra da harcayacak. Yani golü yaptı sana. Biz takım olarak konuşuruz. Şimdi 5 puanımız daha olsa bugün çok değişik yerde olur. Tabii ki. Son 2 maçtaki son 10 dakikaya girerken iki maçta öndeydik. Birini mağlup, birini son saniye golüyle beraber bitirdik. 4 puan. 5 puan bıraktı. 5 puan daha almış olsaydık. Şimdi burada 5 puan alsaydık 21. Ki 21 yapacaktı. Yani 21 olmazdı. Bu bizim olmamız gereken pozisyondu aslında. Yapamadık. Bunun açığını 1 yahut 2
güçlü takımlara karşı alacağımız galibiyetle kapatmak zorundayız bu kaybettiğimiz açıkları. Evet, zaten onun şansın var. Cumartesi gelmeden evvel Perşembe akşamına dönelim. Yarın gece. Yarın gece VR Roxham'ın karşılaşması var. 7.45. VR'ın favori olduğunu düşünüyorum. Ben bu maçta Roxham karşısında. Evet, aynı görüşteyim. Roxham 17. sırada burada. 26 maç yapmış ve 26 da yok. Roxham. Evet. 32 maç yaptı Roxham. Hayır, 26 maç yaptı. Yani, 32 evet, pardon. 32 sevgili Murat, 32 maç yaptı ve 31 puanı var. 9 galibiyet, 4 beraberlik. 9 galibiyet, 4 beraberlik. Yani Roxham da kümeye düşecek takımlar arasında biri. Tabii önümüzdeki birkaç maçı arka arkaya kaybettiği takdirde fazla maç oynanmış olacak. Yani benim görüşüm... Deplasman kalitesi değil. Benim görüşüm... Galibiyeti var. VR'ın galibiyeti Bolton Forest'e de yarayacak. Şimdi abi bak, şöyle bir olay söz konusu. Şimdi Bolton Forest'e VR'le ilgili ben İnanç Başkan'la da görüştüm bildiğin gibi. Ya şimdi bu motivasyon yılı. Bu yıl ligi tanıyacaksınız. Bu yıl ligi analiz edeceksiniz. Artık bu tablodan sonra sen gidip de siz diğer bir üst lige çıkmanız söz konusu değil. Artık hedefiniz iyi bir durumda, iyi bir pozisyonda ligde kalmak. Öyle değil mi başkan? Yani kötü pozisyonda ligde kalsak da olur. Kötü mü? Yani amaç ligde var. Yani ama iyi olursa, iyi olursa demek ki tezgahlarınız anlamına geliyor. Esasında yani Sayın Esindar'la başladığında bu işe ben tahmin etmezdim yani bu sırayı açıkça. Söyleyeyim burada. Çünkü sevgili Esen Dağlı'yı ben Kıbrıs'tan hatırlarım. Doğan Türk Birliği'nin. Yani böyle atlayacağımızı mı beklemiyoruz? Şimdi tabii buna gelelim öyle. Kesinlikle tahmin etmezdim. Başarısızlığı. Öyleyse buna gelelim öyleyse. Madem ki açtı arkadaşım bu konuyu, konuşalım. Biz bu takımı çok büyük parasal imkanlarımız olduğu için almadık. Biz bu takımı Türk toplumunun bir profesyonel takımı olsun diye aldık. Ama maalesef bazı arkadaşlarımıza bunu inandıramadık. Gittiler başka ikinci, üçüncü derece altta bir takım aldılar. Bizim bir yılda harcayacağımız parayı 6 ayda oraya harcadılar. Orada işler doğru gitmedi. Çıktılar, döndüler. Gene bizimle gelip birleşmediler. Güçlü bir takım oluşturan gittiler ve aldılar. Şimdi onlar hiç olmazsa diyorum bu arkadaşlar kendiler bir şeyler yapıyorum, onun için senin yanında değilim diyecek hakka sahiptirler. Onun dışında kalanlar ne yaptı? Soruyorum Sayın Alp Ermiya, film, fotoğraf ve bizim maçlarımızı gelip fotoğraflamaktan başka ne yaptı Doğan Türk Birliği ve Doğan Türk Birliği'nin yöneticileri? Aynı soruyu yanında olduğu için sana soruyorum. Aynı soruyu zannetmesin ki öbür yöneticilere ve başkanlara sormuyorum. Hepsine aynı soruyu soruyorum. Ne yaptılar ki? Turgut Esendağlı belli bir seviyede futbol hayatında zevkine ulaşmıştır bu işin. Bu senenin sonu gelir. Ligde kalır kalmaz takım. Düşer düşmez. Hiç bunlar fark etmez. Altta da devam edebilirik. Kalıp daha vazgeçebilirik de. Ama Türk toplumunun bir takımı olmayacak. Neden? Çünkü arkadaşlarımız maalesef hiçbir yardımda bulunmamışlardır Türk toplumu olarak. Bu takımın birkaç kişi maçına gelip de dışarıdan eleştiri yapmanın dışında. Yani onun dışında hiçbir yardım görmedik kimseden. Dolayısıyla birkaç tane arkadaşım var şahsi. Arkadaşlarım yardımcı olmuşlardır. Şahsi arkadaşlarımın dışında yani Türk Toplumu Futbol Federasyonu bünyesindeki futbol severlerin bir araya gelip oluşturduğu bir takım olarak görmek istedik. Buraya çıkıp konuşmasını yapıyorum ki Türk takımı ama diyoruz ama Sayın Esendar ben başkanlığı bıraktığımda İngiliz takımı takım. Senenin sonunda veya bir seçim yapılır, bir şey yapılır, başka, işler kötü gider. Sayın Başkanım, yine el değişti. Sayın Başkanım, ben hatırlar mısınız? Bolton Forest'a. Evet. Dedim ki size, tecrübelerimi bir şekilde paylaşmak istiyorum, size yardımcı olmak istiyorum dedim. Evet. Öyle değil mi? Evet.
Yani bu bir destektir değil mi? Hani ben maddi olarak belki destek veremem ama herkes zaten ki herkes zaten fikir desteğine hazır. Hayır fikir değil. Yeterinde fikrimiz ama, var. Yok ama işte sen sayın hesabım böyle düşünürseniz tamam. Başarıya ulaşamazsınız. Yeterince fikrimiz var. Ekip işidir. Futbol ekip işidir. Yeterince fikrimiz var. Fikir üretecek değil. Maddi manevi ve bunun yanında sporcu desteği verecek. Elini cebine atacak. Gelip bilinen orada görev alacak. Bizim bulunduğumuz pozisyona adayım deyip bizim yerimize başkan olacak ve hep birlikte yürüteceğimiz bir organizasyon var. Sevgili yoksa ben, dışarıda ben, durup ben gelip yardımcı olayım. Ne bileyim işte ben futboldan anlarım. Herkes anlar. Sokaktaki çocuğa sor. Dünyada hiçbir şeyden anlamazsa sokaktaki çocuk da futboldan anlar. Dolayısıyla en fazla oyuncu hangi takımda? Benden size gelmişti. Sizden bize değil ama. Kim? Fark odur. Yani aradaki fark odur. Yani sende vardır Doğan Türkmen'in oynayan ama İsa da öyle gelmiştir, Tunci da öyle gelmiştir, Manga da oynarken öyle gelmiştir. Yani bir Hulusi aldık, onu da geçen seneden Erol'u da... Erol bir hafta gelir, üç hafta gelmez. Ama i̇şte Erol'u da çekerdiğin takımdan güzeldi, sana çocuk gelmedi. Yani yine gelmesin. Yedi hafta desteği olarak yine Doğan Türk Birliği vermiştir. 7 hafta futbol oynama, hiç hayatında profesyonel futbol oynamamış bir sporcuyu 8 hafta direkt oynattım, 8 haftanın sonunda gelmedi. Ben söyledim ya, 12 haftada idman yaptırdın yani. Bir şey söyleyeyim ben. Ben bunu bütün iştenliğine söyledim, hem de idman günü söyledim. Evet. Erol'a Walton Forest'in kazandırdığı budur dedim. Bunu kazandırdı gene ve bugün 17 yaşında bir Raymond League takımında direkt 11'de oynayabilecek kondisyona ve fizik gücüne sahip bir çocuktur. Önce düşünsün. Öyle olamaz. Walton Forest nasılsa benim için şu anda Wade'dir öyle. Çünkü evet. Yöneticileri Türk değil mi? Ama şimdi İnanç Başkan'la konuştum. Çok idealist. Çok idealist bir adam. Çok idealist bir başkan. Hedefi konferans. Hedefini de biliyor bak. Uçmuyor. Premier Lig falan diyebilir yani. Championship diyebilir. Konferans Lig diyor. Bunun için güzel bir ekip hazırlamayı düşünüyoruz diyor. Çok aklı başında. Çok realistik buldum kendisini. Ve ben inanıyorum ki kesinlikle ve bu ligde kalacaktır. Walton Forest da kesin kalacaktır diye düşünüyorum. Son maçlara Tunus Başkan kesin diyorsunuz. Ekibi de hemen düşünmek gibi bir görüntü var. Hemen düşmek. Ya şimdi durum onu gösterir ya. Şimdi 28 maç yapmışsın. Şimdi sevgili başkan bak bir şey söyleyeceğim. Başkan artık çözüm değil. Biz yani senin şeyin dedin de sen kendine güveneceksin. Sevgili başkan bak. Sen kendine güvenmiyorsun. Nasıl olacak? Dışarıda mesela Walton Forest'ten görev isteyip de alamayan Veyer'den görev isteyip de alamayan bazı arkadaşlar ikiniz de el ele düşersiniz diye bir cümle. Ha, doğru söylüyor zaten. Ama hayır biz öyle bir şey söylemiyoruz. Görev de istemiyoruz. Biz güveniyoruz. Ne Walton Forest'ten görev isterik, ne Veyer'den görev isterik. Ama ne diyoruz? Bu iki takım düşmez. Ben yani bu iki takım böyle düşmez diyorum. Başka sen kendi takımına güvenmiyorsun. Güvenmiyor musun? Arkadaşlar bakın. Hiç güveninize ihtiyacım yok. İnanın ki İnanç Başkanı'nın da güveninize ihtiyacı yok. Desteğe ihtiyacınız var. Evde oturup bu takım kümede kalır demeyle paraya ihtiyacı var. Oyuncuya ihtiyacı var. Taraftara ihtiyacı var. Bu takım evde oturup da bu takım kurtarır. Neyi kurtaracak? Bu takım kurtarmaz. Ha veya kurtarır mı? Kurtarabilir. Eğer parasal katkıları varsa. Yok inanç futbolu bilir diye. Futbolun fesini bilmez arkadaşım. Çok iyi bir işletmeci, ticaret adamı olabilir. Ama futboldan anlamaz. Ha antrenörleri benim yanımda yetişmiş bir çocuk. İyi. Aklı başında. Sahada görev yapabilecek kapasitede. Ama yalnız başına harikaları yaratabilecek ne kapasitesi ne de daha geçmişi vardır ne de bir birikimi vardır. Nasıl kurtulur? Maddi destek varsa, maddi gücü varsa, kalitesi yüksek futbolcuları, transfer zamanı bitmiyor burada biliyorsunuz Mart'a kadar. Eğer kulübün bütçesi uygunsa ve yüksek kaliteli futbolcuları bir araya toplar, ligde kalabilir. Yoksa işte kalacaktır inanıyorum. Ama sayın başkan. Sayın başkan.
İnanç Bey'in gözlerine, İnanç Başkan'ın gözlerine baktığım zaman... Ha sen gözle okuyorsun. Yok, hayır gözle okuyorsun değil. Avuç okuyorsun. Cesaret, avuç da okurum, şey de okurum. Gözüne, gözüne baktığımda o enerjiyi görüyorum. O pozitif şeyi görüyorum. Action'ı görüyorum. Yani bu nedir ki? Adam bir yanlış diyor. 37 yaşında bir adam. Ben çıkaracağım diyor. Birlikte kalacak diyor. Konferans ligim hedefim diyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz mı? Adamın bacıtı da belli. Ya ne? Adam en azından söylüyor. Kalacağım diyor. Yani hakkı var kalacağım diyor. Taraftar, abi taraftar düşeceğiniz durmak istemez. Taraftar her zaman olmasa da hedef şampiyonu. Hangi taraftardan bahsediyor? İngilizler izlemiyor ki bunu duysun benim söylediğimi. Ya ben atıyorum siz senin... Türk taraftarımız da yok. Kimse gelmiyor. Yani 3 kişi 5 kişi geliyor. Onlar da bir hafta bize geliyor. Bir hafta öbürüne gidiyor. Bir hafta öbürüne gidiyor. Anladın değil mi? Ama şimdi... Yani hangi takımı taraftarımız da belli değil yani. 28 Mart'ta Bolton Forest Weir maçını herhalde sanırım büyük bir kalabalık kitlesi izleyecek. Yani gelecek olanlar ne için gelecek biliyor musun? Hangimizin mağlup olup da diğerine laf atacağını görsün diyor. Yoksa yani bir şey gelecek hali yok ki. Bizim futbolda şu anda o kadar kürasa ne arayacak? Çünkü ev sahibisi yok. Her gelen kişi 10 lira bilet alıyor. O kadar kötü bir yapıya sahibiz ki şu anda spor kamuoyu olarak yani ayağımıza kadar gelmiş iki tane kulüp var. Ayağımıza kadar gelmiş birileri bu işi yapmış, getirmiş, demiş ki aha burada takım var. Bu takıma sahip çıkın, gelin. Birer koltuk alın. Koltuğun üzerine Doğan Türk Birliği yazalım. Alt Ermeni yazalım. 20 lira, 30 lira, 40 lira haftada sinemaya gidermişin gibi ücret ver. Sırası geldiğinde biri 1000 lira harcıyor, biri 800 harcıyor, biri 600 harcıyor. Türk Ligi'nde amatör futbola. Ama başka bir şey geldiğinde de hangi... kalacak diyor ligde. Kalmaz. Sen bugün Türk Ligi'nde 1500 pound para harcadın haftada. Sen o kadar harcayamam...